15 dakika geçmiş. Evet, bizimki 15 dakika geçmiş. Şimdi arkadaşlar biz şimdiye kadarki sonuçlardan biraz daha farklı bir şey olacak galiba. Yani bir kopukluk olabilir diye söylüyorum. Söylemeye ihtiyacı hissettim. Çünkü biz biraz daha hani temel kavramlar üzerinden ilerlemeyi ve bunu çok basit bir şekilde yapmayı denedik. Basitçe akıl yürütmeyi denedik. Bir çerçeve çizmeye çalıştık ama henüz çok olgunlaşmış bir şey değil. Zaten hani buraya da sizinle paylaşmayı, birlikte düşünmeye geldik diyeyim. Dediğim gibi en basit, en hani devlet deyince, devlet kavramı deyince ne gibi sorular, problemler aklımıza geliyor? Oradan ilerlemeye başladık aslında. Şimdi bir takım çok temel sorunları, kavrama ilişkin sorunları anmamak olmaz diyebiliriz. İşte siyaset denince akla devletin gelmesi gibi veya devletin siyasetin ana aktörü olduğu bir tablonun çizilmesi gibi. Hani çok temel mevzular. Bu aslında elbette hani başka bir sürü kavramı da beraberinde getiren, yani siyaseti nasıl tanımlayacağımız sorusunu da beraberinde getiren, onun uzantısı olan bir mesele. Devleti odak olarak alıp düşündüğümüzde de devletin farklı yüzleri ve işlevleri arasında esas karakterini veren şey nedir sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. İşte zor diyebiliriz, şiddet tekeli, karar tekeli, işte basitçe işlerin idaresi, idare edilmesi, denge yaratılması, hani toplumsal, sınıfsal ilişkiler arasında bir denge yaratılması, yeniden üretimin mümkün kılınması, işte hukuk yoluyla eşitleme, düzeni mümkün kılma vesaire vesaire çoğaltabileceğimiz hani yani bizim bugün hani Türkiye'de yaşayıp da hani devlet deyince aklımıza gelen zor, şiddet, manipülasyon vesaire hani bunlarsız düşünmek mümkün mü? Değil. Hepsi bir arada. Ama vazgeçilmez olan hangisi? Hani esas karakteri veren şey nedir? Sorusundan da kaçamayız. Şimdi bundan bağımsız değil ama galiba daha da temel bir soru devlet kavramını yüksek... Biraz daha tamam. Ha, duyulmuyor. Tamam. Neyi aslında devlet olarak adlandırdığımız sorusu, yani tarihsellik meselesi aslında. Hani devlet belirli bir momentte, bir tarihsel momentte mi ortaya çıktı? Yoksa tarih üstü bir ilişkinin adı mı aslında devlet? Yani modern devletten önce de bir devletten söz edebiliyor muyuz? Kavramı kullanabiliyor muyuz? Yani dolayısıyla devleti hani 15-16. Yüzyılla tarihlendirmek ile devleti bir tahakküm ilişkisi olarak biraz daha tarih üstü bir yere oturtmak, işte sınıflı toplumların tüm tarihine yaymak. Bunu yaparken de aslında devleti evrenselleştirmek ve doğallaştırmak gibi bir ikilemimiz de var. Ve biraz bunun üzerinden ilerlemek gerek diye düşünüyoruz. Şöyle bir şey söyleyebiliriz sanırım. Ya devlete ilişkin olumlu, biz şimdi hani devlet eleştirisini veri alarak değil de oraya ilerlemeye çalışarak hani çerçeveyi oluşturmayı deniyoruz. Devlete ilişkin olumlayıcı bir devlet övgüsü üreten pozisyonların genelde kabullendiği şey daha tarihsel pozisyon. Yani devleti tarihsel olarak belirli bir momentle sınırlandırmak, yani modern devleti kastetmek özetle. Tarihsel olduğu kadar da üstün bir siyasal oluşumun adı olarak kabul etmek bu pozisyona özgü. Ya her ne kadar bir kez ortaya çıktıktan sonra hani ilelebet süreceğini ima etse de bu pozisyonlar. Dolayısıyla modern devlet övgüsü diyebileceğimiz bir kabuller kümesinden bahsetmek mümkün. Bunlardan bir tanesi şu, gayet tarihsel bir açıklama. Devlet iç savaşlara son vermiştir. İşte dini, mezhepsel, bölgesel savaşları sona erdirmiştir, düzeni ve istikrarı inşa etmiştir. Yani aslında basitçe yaşamı mümkün kılmıştır. Yaşam güvencesini sağlamıştır çünkü devlet oluşumu. İkinci bir kabulü, hiç duymuyor mu? Eyvah, baştan anlayamıyorum. İkinci bir kabulü şöyle tarif edebiliriz. Devlet ayrıcalıkları ortadan
kaldırmıştır ya da talileştirmiştir ve bunların üzerinde yükselen yeni bir düzeye karşılık gelir devlet. Böylece de bütünü kapsamıştır ve her birimizi yurttaş olarak tanıyarak eşitlemiştir. Aslında ilk iki argümanda öyleyse şunu söylüyor, bir arada yaşayabilmemize olanaklı kılan, bunu sağlayan şeydir devlet. Çünkü aksi takdirde ya birbirimizi öldürüyoruz, yani yaşamımızın bir garantisi yok, salt güç mücadelelerine tabi durumda yaşıyoruz ya da bir bütün olamıyoruz. Yani bütünün eşit parçaları olarak bir arada olamıyoruz. Böylece de ilk ihtimali daima canlı tutuyoruz. Şimdi bu ikinci argümanla birlikte düşünebilecek bir şey daha ekleyebiliriz bir üçüncü argüman olarak. Şöyle tariflenebilir. Devlet sayesinde artık kişilere değil, soyut bir mekanizmaya itaat ediyoruz. Ve bu sayede de aslında cemaatsel bağlardan ya da her tür topluluk, topluluksal bağdan diyelim hadi, cemaatsel bağlardan özgürleşiyoruz. Yani eşitliğe bir de özgürleşme aslında ekleniyor. Yani yurttaş olarak eşitlenirken başka tür bağlılık ve tabiyetlerden özgürleşmek. Tabii hani devlet dediğimiz şey eğer böyle bir şeyse, mesela hani şunu düşünmeden edemiyorsa, hani Türkiye'de çok meşhur o devlet geleneği, devlet geleneği, devlet geleneği denen şeyin aslında hiç oluşmadığını, hiç var olmadığını söylemek de mümkün. Çünkü ne eşit yurttaşlarız, ne cemaat bağlarından özgürleşmişiz, ne de şiddetten kurtulmuşuz, azadeyiz. Şimdi dördüncü bir argümanı da şuradan türetmek mümkün, daha genel. Devletin işlevleri üzerinden, yani işte herkesi ilgilendiren ortak alanlarımızı veya yaşamımızın zorunlu gereksinimlerini karşılayan, örgütleyen, düzenleyen bir mekanizma olarak devlet. Dolayısıyla ortaklıkla bağlantılı bir argüman. Şimdi hani demeye getireceğim şey şu, bu argümanların hepsi hileli. Ve bunun üzerine düşünürsek de hani neyin aşılıp neyin aşılamayacağına dair bir belki şey çizebiliriz. Yeni alternatif adlandırmalar üzerine düşünebiliriz. Aslında bir beşinci boyutu da belki adalet ve hukuk olarak hani yani biz içkin düşündük ama onu da öyle sıralayabiliriz belki. Şimdi birinci argümana dönelim. Yani devletin iç savaşı nihayete erdirdiği iddiasına. İki açıdan ileli bu argüman. Evet, içte birlik sağladı belki ama hani madem bu kadar tarihsel bir pozisyon bu, tarihsel olarak aslında yeni savaşlar pahasına bunu yarattı. Savaşı başka mekana taşıdı. Bunu çok ayrıntılandırmaya gerek yok belki. İkincisi de hani iç savaşsız siyasal birliği düşünmek 15-16. Yüzyıla özgülenebilecek bir şey değil. Yani iç savaşsız bir siyasal birlik antikiteden beri düşünülebilen bir şey. Var edilebilen bir şey. İkinci ve üçüncü argümanı bir arada düşünürsek, oradaki hilenin de şu olduğunu söyleyebiliriz. Yurttaşlıkta eşitlik ve tabiyetten özgürleşme. Şimdi bunların hiçbiri aslında devlet kavramıyla birlikte keşfedilen gene fikirler değil, modern devletin fikirleri değil. Bunlar antik çağ demokrasisinin ve modern cumhuriyetin fikri. Yurttaşlar birliği. İşte bağımsız, kendi iradesini belirleyen, başka bir iradeye tabi olmayan, keyfiliğe tabi olmayan her şeyden önce, hani yasa kavramı ve ilkesini kendi koyan. Bütün bunlar aslında yurttaşlar birliği diye açabileceğimiz işte antik çağ demokrasi ve modern cumhuriyet fikirlerine içkin. Yani bu fikirlerde başka problemler yok mudur? Elbette vardır ama modern devleti, hani düzülen metiyedeki o şeyler, unsurlar devlete özgü şeyler değildir. Dördüncü argümansa, yani bizim ortak mevzularımızın, ortak ihtiyaçlarımızın üstlenilmesi meselesi aslında bütün insan topluluklarına genellenebilecek bir işle. Ölçek değişse de, yani modern devlet için hani bu işlerin üstlenilmesinin işte verimlilik, bürokrasi, istatistik vesaire gibi araçlarla hakikaten düzenlendiği gibi şeyler söylenebilir olsa da modern devlete özgülenebilir olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü bir arada yaşamak o zaten
ortak işlerin organizasyonunu doğrudan beraberinde getiriyor. Dolayısıyla modern devlet buna verilmiş sadece bir tür cevap olabilir, bir tür biçim olabilir. Üstelik buna devlet derken de bir kafa karışıklığı hani yaşadığımızı tespit edebiliriz. Çünkü aslında bunun için daha doğru bir tabirimiz var, kamu. Ve bu kamunun da common sözcüğüyle bir hani akrabalığı olduğunu, ilişkisi üzerine düşünmemiz icap eder. Çünkü insanlar bir arada yaşadığı sürece hani var olacak bir şey bu. Dolayısıyla buradan da modern devlete bir metiye çıkmaz. Dolayısıyla hani bu genel olarak devleti sahiplenme argümanlarının hani problemlerini tespit ettiğimizde vardığımız sonuç devletin aslında birlikte yaşıyoruz ama nasıl yaşayacağız sorusuna verilmiş sadece bir cevap olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bir biçim olduğunu söyleyebiliriz. Fakat sonuç olarak hani hile dediğimiz şeyi düşündüğümüzde aslında en büyük hilenin de bu varsayımlardan hareketle aslında siyaseti devlete hapsetmek olduğunu söylemek icap eder. Buradan hemen şöyle bir hani soru, sorun, tartışma meselesi doğuyor tabii. Yani siyasetin öznesi olarak devlet ve bu alanda aktifleşemeyen sıradan insanlar olarak bizler ikileminde hani işte güncel Türkiye bağlamında vesaire düşünürsek akla ilk gelen şey sokak. Sokakta aktifleşmek. Dolayısıyla siyasetin hani hapsedilmeye çalıştığı alanı açmak. Burada da hani bir gene bir adlandırma ve biçim, içerik, işte ilke sorusu devreye giriyor. Çünkü hani biraz spekülatif olarak şunu ortaya atabiliriz. Demokrasi aslında bize sadece özneyi söyleyen bir şey. Demos. Demos'un erki. Fakat bu demos'un ne yapacağını dair bize bir şey söylemiyor. Bir garantisi yok. Yani işte Platon'un demokrasi eleştirisi aslında hani yüzleşmemiz gereken, aşılabilmiş yüzleşmemiz gereken bir şey. Çünkü aşılabilmiş bir eleştiri değil. Yani Hitler'e kitle desteği vesaire gibi hani tali bir örnek değil. Hani sürekli verdiğimiz örnek ama tali değil. Ve bugün elbette Türkiye bağlamı. Şimdi cumhuriyet kavramı ise bize bir ilkenin gerekliliğini işaret eden kavram aslında. Yani bizi ortaklaştıracak bir kabulün, bir ilkenin etrafında ortaklaşma iddiası aslında cumhuriyet. Ama cumhuriyette de bu ilkenin ne olacağının bir garantisi yok. İşte Platon da bir ilke tarif etmişti örneğin ama bu şunlar şunlar yönetemez, sadece bunlar yönetir biçiminde. İşte orantılı eşitlik adı verilen bir ilkeydi. Dolayısıyla ilkenin ne olacağının garantisi yok cumhuriyette. Komünizm denen, yani komünizm dediğimizde de ilkenin içeriğine dair de bir şey söylemiş oluyoruz aslında. Ya, bir nevi hani en genel bağlamda eşitlik ve özgürlük idealinin takipçisi diyebiliriz ama biraz daha değiştiğimizde işte bu kamu, common sözcükleri üzerinden yani ortak mevzuların ortak idaresi diyebileceğimiz bir içeriklendirmeye gelmiş oluyoruz. Ben burada susuyorum. İki dakikada toparlayayım o zaman. Şaka yapıyorum. Ben 5 dakika süreceğini düşünmüştüm. Çok özür dilerim. Konuşamamışım. Şöyle, Duygu'nun bıraktığı yerden hemen alıp devam edeyim. Ama önce şunu söyleyeyim. Bunu kendi adıma söyleyeyim. Ben şöyle bir şeye inanıyorum. Her gerçek fikir bir teleolojik içeriğe sahip olarak ortaya çıkıyor. Yani amaçsal bir içerik. Duyguyla biz bu sunumu tasarlarken de aslında böyle bir amacımız vardı. O da şuydu, common'la, yani ortak olan şeyle, aslında bize göre siyaseti kuran şeyle, nasıl bir arada yaşayacağımızı belirleyen şeyle, devleti ayırmak. Yani kamuyla devleti birbirinden ayırmak. O yüzden de Duygu'nun bıraktığı yer komünizm fikriydi ve komünizm fikrini siyasetin kurucu öğesi olarak nasıl bir arada yaşayacağımız, ortak mevzularımızı nasıl yürüteceğimiz sorusuna bir cevap olarak ortaya attık ve devleti bundan ayırdık. Dolayısıyla burada örneğin Kansu'nun siyaset tanımından
uzaklaşıyoruz. Kansu siyaseti yönetim ve hesaplama meselesi olarak tanımlamıştı. Biz bunu idare olarak adlandırdık. Ve idare ile siyaseti birbirine ayırdık. Siyaset, ortak işleri yürütmek ve bir arada yaşamının formüllerini icat etmek. İdare ise yönetmek ve hesaplamaktır dedik. Bunu şu yüzden yapıyoruz. Dediğim gibi yani o ereksel ilkemiz şuydu. Herkese ait olanla, kamuya ait olanla devleti birbirinden ayırmak. Aslında bu ayrımı tam da idare perspektifinden 16. yüzyılda ve Duygun'un anlattığı hemen hemen bütün hileleri bir ölçüde içeren kuramıyla Hobbes yapmıştı. Hobbes'un temelde yaptığı neydi? Aslında şuydu. Burada doğa durumunu ya da sivil durumu anlatmayacağım. Fakat iki şey yaptı. Bunlardan bir tanesi savaşın idaresini hesapladı. Ve bir de barışın idaresini hesapladı. Yani Duygun'un az önce anlattığı dışta savaşı sınırlandırmak ve içeride barışı sağlayan bir modern devlet fikrini ortaya atmak. Bir idare fikrini ortaya atmak. Ve bu şeyi yani iç hukuk ve uluslararası hukuk dediğimiz alanlardı bunlar. Çünkü devletler ancak çoğul olarak, modern devlet dediğimiz ancak çoğul olarak düşünülebilir şeylerdi. Çünkü egemendiler ve egemen eşittiler, birbirleriyle eşittiler ve aslında bu da sadece hilesi de, asıl hilesi de oradadır. Avrupa'daydı ve çok kısa bir dönemdi. Hem Avrupa'daydı hem de kısa bir dönemdi. Modern devlet ya da klasik devlet diyeceğimiz şey. Barışın idaresini ve savaşın idaresini az önce söylediğim gibi egemenlik kavramına dayandırdı Hobbes. Ve bu egemenlik kavramının en temelinde de çok daha büyük bir hile. Bugün baştan başa tekrar düşünebileceğimiz ve belki kamuna giden yolda ortak şeylerin artık egemenlikten çıkarılarak, bir idare sorunu olmaktan çıkarılarak burada bir karışıklık var gibi görünüyor. Az sonra açacağım. Egemenlik ve idareyi özdeşleştiriyormuşum gibi görünüyor olabilir. Bundan çıkararak bunların idaresini üstümüze almak meselesini meseleye denen bir sunum tasarladık. Aslında biz bunu gerçekten tasarladık. Henüz olgunlaşmış değil. Bunu bir atölye çalışmasında olgunlaştırmak ve bir metine gerçek anlamda temellendirilmiş bir fikre dönüştürme çabası da. O yüzden katkılarınızı da gerçekten önemsiyoruz, bekliyoruz da. Egemenlik ve temsil meselesi Hobbes'ta en açık biçimiyle, sistemleşmiş biçimiyle Hobbes'un Leviathan adlı kitabında bulunuyor. Çok basitçe şöyle, Roma hukukunun tiyatrodan aldığı bir kavramı, persona kavramını kullanıyor Hobbes. Kişi, şahıs demek. Fakat bu kişi tiyatroda maske takan şahıs. Dolayısıyla birisi adına konuşan şahıs ve Hobbes bunu yapay bir kişi. Gerçekten egemenliği hukuki anlamda formüle eden ilk kişi olarak Hobbes bu anlamda ortaya çıkabilir. Çünkü yapay bir kişi olarak egemeni, Leviathan'ı tarif eder ve bu yapay kişi aslında toplumdaki herkesin bedeninden oluşmuştur. Ki ilginç bir şekilde Hobbes da aslında ortak işlerin idaresi ve herkes kavramına dayandığını görürüz başta. Çünkü egemeni seçen aslında seçim yöntemi en azından demokratik bir yöntemdir ki seçimle demokrasinin de çelişeceğini az sonra söyleyeceğim. Dolayısıyla egemen temsil edendir ve temsil ettiği için de aslında bütün sorumluluktan muaftır. Çünkü zaten onu egemen olarak görevlendirenler bu sorumluluğu üzerlerine almışlardır ve fail olan egemen ne yaparsa yapsın sorumluluk halkta, yani yurttaşlarda kalacaktır ki artık yurttaşlar da yapay bir kişidir. Gerçek kişi değildirler, hukuki kişilerdir. Dolayısıyla temsil modern devlet açısından ve artık şeylerin değil, ortak olanların değil, insanların idaresi açısından, yani idarenin bir yön değiştirmesinden bahsediyoruz. Artık ortak suyumuz, ortak kömürümüz, ısınma sorunumuz, barınma sorunumuz değildir mesele. Isınacak, barınacak insanların idaresidir. Isınacak, barınacak yerlerin yapımında kimlerin rant sahibi olacağını düzenlenmesidir. Bir pay dağıtımıdır. Dolayısıyla da siyaset artık insanların idaresi, Kansu'nun tanımıyla insanların idaresi anlamına gelmiş. Dolayısıyla artık idare haline gelmiş. Dolayısıyla siyasetle idare arasında yaptığımız ayrım da tam da burada netleşmiş oluyor. Temsilin nasıl bir seyir izlediğinden bahsedecektim ve devletler sisteminin nasıl bir seyir izlediğinden bahsedecektim. Hem uluslararası hukuk kavramak hem de genel olarak
kamu hukukunu kavramak bakımından. Fakat bunlara zaman kalmayacak. Dolayısıyla bunları geçelim, belki şey üzerinden, daha sonraki tartışma üzerinden açabiliriz. Ve devletten hızla uzaklaşıp kamu kavramına dair, yani herkes kavramına dair birkaç şeye işaret edip ben de bitireceğim. Kamu kavramı aslında herkese, sıradan insanlara, hepimize işaret eden bir kavram ve biz bunu birkaç şey içerisinden alarak seçtik konuşmamızı. Gezi'den sonra böyle konuşmalara başladık ve herkesin, örneğin bir sınıf kavramı olarak düşünebileceğimizi, bir işçi sınıfı kavramı olarak düşünebileceğimizi, fakat politikleşmiş bir işçi sınıfı kavramı olarak düşünebileceğimiz için herkes kavramını önerdik, kamu kavramını önerdik ve devlet ve kamu arasındaki özdeşleşmenin ortadan kaldırılması gerektiğine dair güçlü bir politik inancımız olduğu için bu kavramı önerdik. Ve bunun için de artık yine Gezi'den sonra ortaya çıkan, güçlü bir şekilde ortaya çıkan temsilsiz bir ortaklaşma uğrağı mümkün müdür sorusunu, daha önceden çeşitli siyaset filozoflarının sormuş olduğu soruyu, temsilsiz bir ortaklaşma uğrağı mümkün müdür? Yani bizim adımıza konuşacak birilerinin bizim varlığımızı yeni bir konfigürasyonla varlığa getirecek, reprezent edecek birilerinin varlığına ihtiyaç duymadan kendi meselelerimizi halledebileceğimiz komünist bir fikri düşünmek, harekete geçirmek, gerçekliğe kavuşturmak mümkün mü fikrinden yola çıktık. Dolayısıyla bu da bize başka bir ayrım dayattı. Yani devletten uzaklaştıkça artık hukuktan uzaklaşıp hukukun sahih anlamı, yani karşılıklı haklar anlamına tekrar dönebilir miyiz diye konuşmaya başladık. Ve sistemleştirilmiş ve insanları idare etmeye dönük bir hukuktan, yani devletin hukukundan karşılıklı haklarımıza dönük ve yaşamımızı idame ettirmeye, sürdürmeye, artık idare etmeye değil ve yaşamımızı sürdürmek için yaşamımızı sağlayan gereçleri idare etmeye dönük bir ortaklaşma uğrağı mümkün müdür? Bu sunumun temel şeyleri bunlar olacak. Duygu'nun bitirdiği yere dönüp ben tekrar bitireyim. Dolayısıyla demokrasi örneğin devletten uzaklaştırılabilir mi? Evet, uzaklaştırılabilir yanıtını verdik. Çünkü demokrasi herkese işaret eden bir siyasal özneyi bize getirecektir. Ve getirmiştir de devletten önce. Devlet kendi hilesiyle bunu temsil demokrasiye dönüştürmüş ve aslında uzlaşmaz iki kavramı, temsil ve demokrasi kavramlarını bizi bir arada düşünmeye zorlamıştır. Örneğin cumhuriyet devletsiz düşünülebilir mi sorusunu sorduk. Evet, düşünülebilir dedik. Çünkü cumhuriyet bir ilke ve bir biçim olarak, içeriksiz olarak tanımlanabilen bir şeydir. Örneğin cumhuriyetin konseyler cumhuriyeti mi olacağına, Sovyet cumhuriyeti mi olacağına ya da bugün içinde yaşadığımız gibi mesela Kansu'nun tanımı otoriter devlet mi olacağına dair bir içerik taşımaz cumhuriyetlik. Dolayısıyla cumhuriyet de, değil mi, Respublika'yı da böyle düşünebiliriz. Çünkü Respublika zaten ortak şeyleri nasıl idare edeceğine dair verilen kararlardır dedik. Ve bunların hepsini düşünmemizi sağlayan da aslında komünizm fikriydi. Yani en azından Marx'a dönerek tanımlarsak, Engels'e dönerek tanımlarsak, insanların idaresinden şeylerin idaresine geçme fikriydi. Ve bizim bundan sonraki yazımızda, yani bu bağlama dönük, bu atölyeden çıkacak yazımızda aslında bu sorulara cevap aramaya çalışacak deyip ben de bitireyim. Çok teşekkürler Duygu'ya Dinçer. Aslında tam da Kansu'nun devlet-siyaset ilişkisi tartışmasına dair özellikle Duygu'nun ilk başta söylediği şey, büyük ihtimal öğrenliğinde ne yok, doğrusunda tartışacağı şey, devlet neden siyaset tartışmasının merkezi bir kategorisi haline geldi, çözündürülebilir mi bu tartışma? Böyle bir çözündürme eş zamanlı olarak, yani Dinçer'in de anlattığı devleti kuran kavramsal bir ilişik var. Devlet, kamu, idare, siyaset gibi bu zamana kadar yerleşmiş devlet kuramındaki bu dikotomileri çözündürecek yeni bir tartışma uzamına ihtiyacımız var diye. Yani dördüncü tartışmayı kısmen böyle çerçeveleyip, doğru değilse biraz daha alıp, Ali Rıza'nın nihayetinde bizim ekonomik tarihi şekilde borçlanma ilişkileri üzerinden devletin tüm toplum adına finansal alanı üzerinde nasıl tasarrufta bulunuyor? Evet. Bu aslında sesim çıkar ama yani ben bağırırım. Bu aslında 2015
yılında en iyi ihtimalle üzerinde daha ayrıntılı bir şekilde çalışmaya başlayacağım bir meselenin ısınma turu diyebilirim. Ama şaşırtıcı bir şekilde Duygu ve Dinçer'le çok benzer meseleleri konu edindiğimi ve benzer referansları da kullandığımı fark ettim. Ben de hedefe modern devlet övgüsünü yerleştiriyorum ve savunularımı temelde bir düzen oluşturulması, iç savaşların bitirilmesi ve yurttaş olarak politik ve kamusal alanda eşit parçalar haline gelmemiz. Bunun övgüsünü eleştirmeye soyunuyorum. Bunu yaparken ulaştığım sonuçlar itibariyle biraz bir farklılığım var galiba ama. Çünkü devletin, modern kapitalist devletin ortaya çıkışında kamu borçlanma mekanizmasının aldığı biçimin ve üstlendiği işlevselliğin bahsedilen kamu ve devleti ayırma meselesini çok sorunlu kıldığını düşünmekteyim. Bir yapılandırılmış ilişki söz konusu burada. Tam da bu yapılandırılmış ilişki nedeniyle ortak şeylerin organizasyonuna verdiğimiz cevapları devletten ayırmamız son derece zorlaşıyor. Yani kısaca kapitalist devletin finansal alanla olan ilişkisinin yapısal bir özellik sergilediğini ve bunun devletin ortak çıkarları temsil eder şekilde yapılandırılabileceği inancını geçersizleştirdiğini iddia edeceğim. Biraz metne bağlı kalacağım, 15 dakikada toparlamam gerektiği için. Tabii günümüz dünyasının finansal işlemlerine kaynaklık eden yani ilk örnekler kapitalist kredi işlemlerinin temelini ta 13. yüzyıl İtalyan devletlerine kadar götürmek mümkün. Ama ben söylemeye çalıştığım meseleleri vurgulamak için daha ziyade 17. yüzyıl sonuna İngiltere'sine referanslar vereceğim. Tabii burada iki önemli süreç bir arada gidiyor. Yani bir kapitalistleşme, kapitalist toplumsal üretim ilişkilerinin yaygınlaşması ve iki yönetimin merkezileşmesi, zorun merkezileşmesi. Bunlar birbirlerinden güç alan dönüşümler. Charles Tilly'nin belirttiği üzere Avrupa devletleri sivil halkı şiddet araçlarından barındırırken kendileri korkutucu boyutta zor araçları inşa etmişlerdir. Zoru yeniden inşa ederken büyük oranda sermayeye ve kapitalistlere fazlasıyla bel bağlamışlardır. İki yenilik benim açımdan son derece önemli. Birincisi şu, 16. yüzyılın başında 1. François'nın Paris'ten elde edilecek gelirleri güvence göstererek, taahhüt göstererek borçlanmaya girişmesi. Bu bir egemenin kendi adına, kendi politik bedenini güvence göstermesinden farklı bir şey. Ve borç miktarının muazzam artışına, borçlanma vadesinin uzamasına yol açan bir yenilik. Bu yenilik Britanya'ya 17. yüzyılın sonunda ulaşabiliyor ancak. Savaş ve benzeri acil harcamalar için borç alan, sürekli borçlanma sayesinde altyapısal iktidarını katlayan, bunun bedeli olarak da finansal işlemler ve piyasalara koruyucu bir şemsiye görevi üstlenen modern devlet aygıtı bu dönemde biçimlenmeye başlıyor. İkinci yenilik, birincisiyle doğrudan bağlantılı olan bir şey. Bu da sermayedarların katkısıyla ve özel ayrıcalıklarla donanmış merkez bankalarının oluşturulması. Dünyanın en eski ikinci en eski merkez bankası Bank of England 1695'te faaliyete başladığında esasen özel bir banka ve 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar da bu özelliğini koruyor. Kurulması hükümetin o zamanın getiri oranı olan %8 üzerinden 1 milyon 200 bin sterlin borçlanmasının hikayesi aslında. Bu borçlanma sürecinde sermayedarlar çeşitli vergi muafiyetleriyle kavuşuyorlar ve çeşitli ayrıcalıklara kavuşuyorlar. Toplanan parayla İngiliz donanması yenileniyor. Dolayısıyla savaşlar aslında dışarıya giderek ihraç edilmeye başlanmış durumda. Banka hissedarları ise banknot basma ayrıcalığı da içeren ayrıcalıklarla kredi piyasasının gelişmesine yön verme olanağı ediniyorlar. İngiltere'de 1688 devriminden sonra gerçekleşen reformlarla aslında üzerinde güneş batmayan imparatorluğun zemininin hazırlandığını görmekteyiz. Ticari ilişkilerin düzenlenmesi, hesapların tutulması sürecinde
devlet tahvillerinin ne kadar getiri sunduğu ve merkezi konumdaki bankaların kredi piyasasının düzenleme işlemleri son derece belirleyici. Finansal piyasayı düzenleyen, onunla yakın temas halinde olan bir devlet düşüncesi giderek aslında İngilizlerin başarısı üzerine giderek diğer ülkelere sıçrıyor ve giderek Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmaya başlıyor. İngiltere'nin 19. yüzyıldaki başarısı vergileri kademeli olarak arttırması ve ani gereksinimler içinde muazzam miktarlarda borcun altına girebilmesi. Sömürgeciliğin yardımıyla da aslında bu borçları rahatlıkla ödeyebilmesi. Birçok araştırmacı için bu dönüşüm, kısaca bahsettiğim dönüşüm, liberal demokratik devletin doğuşu. Vatandaşlarına hesap verebilir hale gelmek. Vergi toplayan devlet vatandaşına hesap vermek zorundadır. Borç alan devlet borcu geri ödemek zorundadır. Vatandaşlarına hesap vermek zorundadır. İngiltere'nin tahvil getirisi tabii bu dönem zarfında %8'lerden %3-4'lere düşmüş durumda. Bu İngiltere'nin uluslararası hiyerarşideki seviyesini de gösteren bir gösterge olarak görülebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken şey şu, bu getiri azalması, finansal alanın sönümlenmesi, finansal alandaki getirinin azalması dan ziyade getiri hesabının ve kapitalizasyon mantığının yaygınlaşmasıyla kol kola giden bir şey. Devlet kapasitesini arttırmak için daha uygun koşullarda borçlanmakta, kendisine borç verenlere de çeşitli ayrıcalıklar sağlamakta. İngiltere bağlamına baktığımızda bir saadet döngüsünün oluşturulduğunu görebiliyoruz. Burada benim vurgulamak istediğim iki temel nokta var. Birincisi şu, modern kapitalist devlet sürekli olarak borçlu olan devlettir. Bu finansal piyasanın gelişmesi, derinleşmesi için tarihsel olarak önemliydi. Ancak günümüzdeki finansal işlemlerin gerçekleşmesi açısından da halen önemini korumaktadır. İkinci husus da şu, borçlanma, merkezileşme ve büyüme arasında kurulan bağlantı 19. ve 20. yüzyıllara borçlanma, finansal derinleşme, kredi piyasasının gelişmesi ve bunun aracılığıyla büyüme şeklinde aktarılıyor. Nasıl siyasal iktisat alanında ilksel birikim bir ilk günah işlevi görüyorsa, finansal alanın derinleşmesini açıklamak için de kamunun egemenlerin şahsında değil ama ölümlü tanrı olarak kamu otoritesi üzerinden borçlanmasının da bir ilk günah işlevi gördüğünü söylemek mümkün. Daha sonraları bu borçlanma büyüme refah ilişkisinin olağan kapitalist formunun borç kağıtlarının finansal piyasadaki işlemler için referans teşkil etmesi, finansal derinleşmenin gerçekleşmesi ve bunun da tasarrufları harekete geçirici bir etkisi şeklinde bunun üzerinden anlaşılmaya başlandığını görüyoruz. Şimdi İngiltere bağlamındaki bu döngü tabii ki başka ülkelerde aynen tekrarlanamazdı. 20. yüzyılda kalkınmacı devlet ve refah devleti modelleri borçlanma, kalkınma ve refah ilişkisini biraz daha farklı bir şekilde kuruyorlar. Bunun bahsettiğim patikada bir çeşitlilik olduğunu söylemek mümkün. Ancak bilindiği üzere 1980'lerdeki uluslararası borç kriziyle daha görünür hale gelen ve 40 yılı aşkın bir süreye yayılan dönüşüm bu seçeneği son derece marjinal hale getirdi. Zamanın ruhu finansal derinleşme, finansal serbestlik ve sonuç olarak piyasanın etkin bir şekilde işleyişi beklentisini yaymakta. Bu iki noktayı, yani vurgulamaya çalıştığım iki noktayı, bir, kamunun sürekli borçlu olması, iki, bu borcun finansal işlemler ve finansal piyasalar açısından işlevsel olması. Bunu biraz daha açmaya çalışacağım. Devletin borçlarının el değiştirmesi sürecinde oluşan ve derinleşen ikincil piyasaların başka kredi işlemlerine de kaynaklık etmesi ve ya da bunları desteklemesi nedeniyle borçlanma, iktisadi büyüme ve kapitalist toplumsal ilişkilerin yaygınlaşması sürecinin bir parçası kılınmıştır. Bunun devlet ve temsil ettiği, tırnak içinde kullanıyorum ve Marx'tan alıntılayarak kullanıyorum, yanıltıcı müşterek çıkar. Devlet ve onun temsil ettiği yanıltıcı müşterek çıkar açısından bazı önemli sonuçları var. Devlet tahvillerinin en önemli özelliği garanti bakiye likidite olarak da adlandırılabilecek garanti gelir sunmaları ve likit varlıklar halinde bulunmalarının, yani el değiştirebilmelerinin kamusal bir hedef olarak konulmasıdır. Sabit getirili bir borç kağıdı
bu kıymeti elinde tutan banka ya da şirketin bilançosunun düzenlenmesinde yardımcı olabilir. Aynı zamanda uzun vadeli bir konut kredisinin faiz oranının belirlenmesinde de referans kağıt teşkil edebilir. Referans teşkil edebilir. Borç kağıtlarının çıkartılması ya da toplanması piyasada dolaşan para miktarının düzenlenmesi açısından da işlevseldir. Ancak 20. yüzyılda gerçekleşen onlarca temerrüt ve borç yapılandırmasında gördüğümüz gibi kamu borcu üzerinden bahsedilen bu güvence mutlak değildir. Yine de bu güvencenin varlığı ya da varmış gibi yapılması piyasanın işleyişi için gerekli. Dolayısıyla ilk noktaya dönecek olursak şunu söylemek mümkün görünüyor. Modern kapitalist devletin oluşumu sürecinde ve yönetimin merkezileşmesi ve yayılmacılık açısından kamu borcu son derece işlevsel bir rol üstlenmiştir. Bu işlev daha sonra finansal piyasaların işleyişinde referans oluşturma bağlamına oturmuştur. Başka nedenler yanı sıra bu nedenle de kamu sürekli olarak borçludur. Bir kez bu biçim işlevselliğini kanıtladığında artık tartışma borcun bitirilmesi, borcun ödenmesinden çıkar, borcun çevrimine dönüşür. Borcun çevrimi kendisiyle ilişkilendirilen sorun alanlarının çokluğu nedeniyle her daim siyasal tartışmaya ve siyasal müdahaleye siyasal tartışmaya etkili bulunur ve siyasal müdahaleye açık görünür. Ama bu siyasallaştırmayı sınırlandırmak amacındadır sermaye sahipleri. Bunun yolu da aslında ortak çıkar anlayışına, kamunun hepimiz için harcama yaptığı düşüncesinin korunmasına bağlıdır. Peki bu düşünce korunabilir mi? Ya da kapitalist devlet ve finansal sektör arasında benim bahsetmeye çalıştığım yapılandırılmış ilişki ne gibi sonuçlara yol açmaktadır? Sivil toplum alanında şahsi çıkarları peşinde giden mülk sahibi bireyin tikelliğine karşı politik ve kamusal alanda yurttaşın aracılığıyla temsil edilen evrensellik esasen bir görüngüdür. Bunu eleştirel tartışmalardan, eleştirel figürlerin vurgularından biliyoruz. Kapitalist devlet rasyonel tartışmaya katılan ve yine tırnak içinde kullanıyorum, müşterek çıkarın belirlenmesinde rol oynayan yurttaşın, sivil toplumdaki tikelliklerin ortadan kaldırılamayacağını kabullenmesine dayanmaktadır. Başka bir ifadeyle söyleyecek olursak, kapitalist devlet politik ve hukuki teraziye, sınıf pozisyonlarından arındırılmış olarak çıkartılan vatandaşa, yurttaşa bel bağlar. Ancak bu terazi ağırlıkları aşındırılmış, kefeleriyle oynanmış bir terazidir. Bozuk bir terazidir. Çünkü devlet ister bir baraj inşası olsun, isterse bir silah fabrikasının kurulması, kapitalist iktidarın sürekliliğini sağlamak için, alternatifleri bastırmak için, muhalifleri sindirmek ya da tarafsızlaştırmak için sermayeyi sürekli ve fazlasıyla bel bağlar. Verginin görünürlüğüne karşı, doğrudanlığına karşı kamunun borçlanması daha aslında görünür olmayan bir finansman mekanizması durumundadır. Ve ortak çıkar adına harcama yapılma görüntüsünü de desteklemektedir. Bu görüntünün verilmesi ve sürdürülmesi kriz zamanlarında zorlaşır. Ancak şişirilen tahakküm araçları, zor aygıtları tam da bugünler için değil midir? Şöyle bir toparlama yapmaya çalışayım. Meslektaşım Ümit Akçay ile birlikte kaleme aldığımız bir çalışmada da önemsediğimiz, verdiğimiz bir örnek. Birleşik Devletler'in Hazine Bakanı John Connolly, Bretton Woods sisteminin çöküşü sırasında geleceğini öngöremeyen ama elinde de çok sayıda, aslında elinde çok miktarda dolar tutan Merkez Bankası yetkilileri ve Maliye Bakanları ile yaptığı toplantıda Avrupalı Maliye Bakanlarına ve Avrupalı yetkililere şunu söyler: dolar bizim paramız ama sizin sorununuz. Şimdi özellikle 2008-2009 krizi sonrasında verilen temel tepkinin, politika tepkisinin finansal piyasaların işler kılınması için kurtarma operasyonları düzenlenmesi olduğunu gördük. Bu kamunun borcunun şişmesine yol açtı. Hatta Avro bölgesinde ve Avrupa'da genelleşmiş bir borç krizi ihtimali yarattı. Kriz sonrasında ve aslında bu borç krizi sürecinde alınan önlemler de kamu harcamalarında kesinti ve ücretlilerin hak kayıpları şeklinde tezahür etti.
Şimdi baktığımızda şunu görüyoruz. Avrupa ülkelerindeki maliye bakanları kendi halklarına neoliberal organik aydınlar yardımıyla şunu söylüyorlar. Kamu borcu hepimizin borcu ama sizin sorununuz. Bu sunumda, bu konuşmamda son derece yapısal bir ilişkiye değinmeye çalıştım. Dolayısıyla çeşitli eleştirilere maruz kalacaktır. Elbette bu eksenin kırılması, Duygu ve Dinçer'in bahsetmiş olduğu kamu ve devlet özdeşliğinin kırılması bir anlamda da mümkündür. Ama devletin kol kanat gerdiği finansal sektörün işlemlerinin, bütün ekonominin işleyişinin temelinde yattığı, bütün kredi piyasasının temelinde yattığı düşüncesi, neoliberal dönemin armağanı değildir. Aslında biraz onu göstermeye çalışıyorum. Bu modern kapitalizmin oluşum sürecinin ve modern kapitalist devletin oluşumunun armağanıdır, mirasıdır, lanetli mirasıdır. Ve karşımızda kırılması son derece güç bir döngü bırakmaktadır. Bir ihtiyaçlar sistemi olarak sivil toplum, yurttaşlar olarak politik düzlemde eşit parçalarına dönüştüğümüz devletin kanatları altında görünmektedir. İhtiyaçların temini için finansal öngörülebilirlik, devletin reformu, çevrilebilir borç ve büyüme arasında bir denklik zinciri kurulmaktadır. Başka bir ifadeyle de aslında söyleyecek olursam, devlet ve finansal sektör arasında bu yapılandırılmış ilişki, kapitalist toplumsal üretimin müteemmim cüzü haline gelmiştir, müteemmim cüzü konumundadır. Buradan son birkaç şey söyleyerek toparlamayı bitirmeye çalışıyorum. Doğru, 20. yüzyılın sonunda, 21. yüzyılın başında kamunun malları yağmalanmakta, kamu kavramı aşınmakta. Ancak bahsettiğim yapılandırılmış ilişkiyi görmeksizin, karşımızda ne kadar kırılması zor, güç bir döngü olduğunu görmeksizin, kamu kavramını sahiplenmek de bizi başka sıkıntılara sürükleyebilir. Dolayısıyla bahsetmeye çalıştığım bu yanıltıcı müşterek çıkar nedeniyle ve bu yapısal ilişki nedeniyle, devlet ve finansal sektör arasındaki ilişki nedeniyle ve kamu borcu çevrimi nedeniyle kamu kavramına dikkatle yaklaşmakta fayda bulunmaktadır. Toplumun ortak çıkarları olduğu inancı, kamusal fayda ya da toplumsal çıkar düşüncesi bahsettiğim yapısal ilişkiden de güç almaktadır. Dolayısıyla bu doğrultuda, yani ortak fayda, ortak çıkar doğrultusunda hareket etmeye davet eden düşünürler ya da onların çağrıları radikalizm postuna bürünmüş muhafazakarlıktan ibarettir. Teşekkür ederim.